Ben dışarıdayım abi. Gel. Kusura bakmayın, rahatsız ettim ama. Buyurun. Doktor Faruk Bey değil mi? Benim, buyurun. Randevunuz var mıydı? Şey, yok randevum Faruk Bey ama bizim ortak bir tanıdığımız var. Benim sizin yardımınıza ihtiyacım var. Anlayamadım. Konu neydi? Dün gece Feriköy Devlet Hastanesi'nde Zeliha'nın kayıtlarına baktınız değil mi? Kimsin sen? Ben Zeliha'nın bir arkadaşıyım. Ona yardım etmek isteyen bir arkadaşıyım. Mahsur yoksa doğum kayıtlarının için baktığınızı sorabilir miyim? Ne istiyorsun? Bakın benim hiçbir kötü niyetim yok. Kendim açıklamam için bana 2 dakika verirseniz yeter. Sizi huzursuz etmek için gelmedim buraya. Zeliha'ya ulaşmaya çalışıyorum ama nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer Zeliha'yı tanıyorsanız ya da nerede olduğunu biliyorsanız lütfen bana yardım edin. Bakın Zeliha'ya bebeğin öldüğünü söylediler ama o inanmadı. Bir tuhaflık olduğunu hissetti. Dün gece siz oradayken ben de oradaydım. Zeliha'nın kayıtlarına bakıyordum tıpkı sizin gibi. Bebeğin öldüğünü gördün o zaman. Zeliha'ya nasıl yardım edeceksin ben orasını anlayamadım. Neyin peşindesin sen? Faruk Bey siz Zeliha mı gönderdi hastaneye? Zeliha'ya bebeğin öldüğünü mü söylediniz? Gerçekleri öğrenmek istedi, ben de söyledim. Faruk Bey, Zeliha size ne kadarını söyledi bilmiyorum ama doğum kayıtlarında bebeğin ölü doğduğu yazıyor. Yani doğum asistanında çoktan ölmüş oldu. Evet. Bunu da söylediniz mi Zeliha'ya? Ne demek istiyorsun anlamıyorum. Zeliha bebeğini gördü Faruk Bey. Bebeği Zeliha'nın kucağına verdiler. Doğumdan sonra sağdı bebek. Zeliha bebeğini kucağına aldı. Ama doğum kayıtlarında bebeğin ölü doğduğu yazıyor. Sizce de bir yanlışlık yok mu bu işte? Benim bir an önce Zeliha'ya ulaşmam lazım Faruk Bey. Eğer nerede olduğunu biliyorsanız lütfen. Gel benimle. Osman Bey, eski arkadaşım, Zeliha'nın babası. Şimdi Zeliha'nın yanında, babasının evinde. İyi mi peki? Sağlığı nasıl? Affet Mümtaz. Affet. Hayrola Faruk Bey? Osman, senin kız hala burada değil mi? İçeride. Ne var? Ne oluyor? Sen kimsin? Ben kızınızın arkadaşıyım. Acilen konuşmam lazım kendisiyle. Ne konuşması evladım? Kimsin sen? Neyin nesin? Bana bak, o anarşist arkadaşlarına biz... Osman, hadi kızı çağır. Çok önemli. Hadi haberleri iyi. Bırak çocuğu. Hadi. Ya. Zeliha, duymuyor musun beni kızım? Zeliha. 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 Banyoda. Banyoda. Ne kadar zamandır banyoda Zeliha? Epey oldu, uyuyamakaldı. Ne oldu? Zeliha. 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 Dur oğlum. Ne yap? Ne yapıyorsun? Zeliha. Zeliha. Kızım. Doktor çabuk, kızım, çabuk. Doktor Bey, bebek nasıl? Tahminlerimiz doğru çıktı. Oğlumuz sarılık olmuş. Kurtulacak ama değil mi? Bir an önce kanını değiştirmemiz lazım. Tamam, ben vereyim. Bebeğin öz annesinin kanını almanın imkanı yok. Ben annesi değilim. Ben doğurmadım bebeği. Neden yalan söyledin o zaman bana? Bu çocuğun annesi nerede? Bilmiyorum doktor bey. Vallahi billahi bilmiyorum. Sen benden kan al, kurtar zavallıyı. Kan grubun ne senin? Bilmem ki beyim. Gel benimle.
Nasıl oldu? İyi, iyi. Kurtuldu değil mi? Bir tehlike kalmadı artık. Kurtuldu, kurtuldu. Merak etme. Onu bir görebilir miyim? Tamam. Ama yanında çok kalma. Biraz dinlenmesi gerek. Gel şuradan. Götürdüler. Sarılık dediler abla. Kanını değiştireceklermiş. Benim kanımı verecekler. Ben seni çok aradım abla ama yok dediler. Hastaneye gelmedi dediler. Çok ağladım Murat. Ben de hemen koşa koşa hastaneye geldim. Dayanamadım daha fazla. Affet beni abla. Çok korktum. Doktor bey, Murat nasıl? İyi olacak. Merak etmeyin. Görebilir miyim? Şimdi değil. Birkaç saat sonra size haber verirler, görürsünüz. Bebeği tam zamanında yetiştirmişsin. Biraz daha geç kalsın, işimiz zordu. Tekrar geçmiş olsun. Sağ olun. Allah senden razı olsun kızım. Torunumun hayatını kurtardın. Bir kere daha onu bana bağışladın. Görsen nasıl ağlıyordu abla. O kadar korktum ki ona bir şey olacak diye. Böyle canımdan bir parça kopardılar sanki. Sen haklıydın abla. İyi ki verdin Murat'ı benim kucağıma. O benim kaderimmiş. Ben bugün onu anladım. Allah şahit bundan sonra kendi yavrum gibi bakacağım ona. Ya onun gözünden düşen bir damla yaş o kadar acıttı ya içimi. Allah'ıma şükrettim. Yaşamam için bana yeni bir neden verdi dedim. Sadece beni dinle şimdi sen. Bana bebeğini kucağına aldığını söylemiştin, hatırlıyor musun? Kucağıma aldım, onu kokladım demiştin. Hastaneye gittim Zeliha. Kayıtlara baktım. Faruk Bey de gitmiş. Doktor. Konuşmuş seninle, haberim var. Ama kayıtlarda bebeğin ölü doğduğu yazıyor Zeliha. Haklıydın hislerinde, haklıydın Zeliha. Bebekler karışmış olmalı. Aynı sıralarda bir başka bebek ölü doğdu belli ki ama senin bebeğin değil. Sen bebeğini kucağına aldıysan... Bebeği karnında ölmüştü zaten. Yapacak bir şey yoktu. Yazık kızcağıza. Pek de güzel bir şey galiba. Adın ne senin? Kadir. Thank you.
yaptın beni. Ama çok şükür iyisin ya şimdi. Merak etme Murat'ım. Bundan böyle ben artık hep senin yanındayım. Senin bir anan var artık. Benim de bir evladım. Thank you.